70'ler, 80'ler hatta 90'ların ilk yarısına kadar özellikle küçük esnaflar ve küçük çiftçilerin bir numaralı aracı station wagonlardı. Çünkü o otomobiller hem aile kullanımı hem de bazı eşyaların ya da malların taşınması için ticari araç görevi görüyordu. Zaten o yıllarda da bu görevi birlikte götürebilecek araçlar neredeyse hiç yoktu. Olanlar da fazla büyük geliyordu. Dolayısıyla Türk tüketicisi kendisine böyle bir çözüm bulmuştu. Ancak özellikle 90'larda otomobilden devşirilen ticari araçlar hayatımıza girmeye başladı. İlk örnekleri küçük sınıf otomobillerden devşirilmişti ve çok da büyük değillerdi. Üstelik de çok da şık görünmüyorlardı. Ön tarafı bildiğimiz küçük sınıf otomobil gibiydi ve arkaya doğru tavan hızla yükselip bir kutu gibi bir alan yaratıyordu. Gerçekten şık olduğunu söyleyemeyeceğim. Ancak 90'ların ikinci yarısından sonra burada çok önemli bir gelişme yaşadık. Bu da kompakt sınıftan devşirilen ticari araçlar. Özellikle Peugeot Partner ve Renault Kangoo gibi otomobiller bu sınıfı ateşledi. Ve bu otomobile çok da benzemeyen küçük minibüs tarzı araçlar gerçekten de pratiklikleriyle pazarda hızla yer aldılar ve yepyeni bir segmenti hemen pazara yaydılar. Bunun arkasından elbette Fiat Doblo da geldi ve Ford burada kendini daha güçlü hissedebilmek için hemen Tourneo ve Transit Connect ailesini ortaya koydu. Ve geçen bu yaklaşık 20 yıllık dönemde gerçekten de otomobilden devşirilen ticari araçlar pazarda ciddi bir pay sahibi oldular. En azından ticari araç pazarında. Hatta bazı otomobil sınıflarından fazla satar hale geldiler. Ve buradaki rekabet de öylesine şiddetlendi ki geçmişte ticari araçlar 10-15 yılda bir yenilenirken bu zaman da gittikçe kısalmaya başladı. Ve şimdi yanımda Ford'un yeni Tourneo Connect'i var. Tourneo Connect derken şunu da söylemem gerekiyor. Ford'da Tourneo adı binek versiyonlar, daha doğrusu 5 koltuklu versiyonlar. Transit Connect olarak transit başına aldığı zaman da kapalı van versiyonlar akla gelmeli. Dolayısıyla şu an yanında durduğum yeni Tourneo Connect 5 kişi için yer sunuyor. Ayrıca son derece de büyük bir bagajı var. Yani hem aile hem de ticaret için kullanılabilen bir Ford versiyonu. Türkiye yollarında bolca Tourneo Connect'le veya Transit Connect'le karşılaşıyoruz. Ancak eski versiyonla yeni versiyon arasında çok ciddi farklılıklar var. Gerçekten de bu otomobile önden baktığımızda bir binek otomobil gibi görünüyor. Özellikle de Ford'un son dönemde uygulamaya başladığı yeni tasarım dilinin bütün özelliklerini üzerinde barındırıyor. Ve bu açıdan bakıldığında da bence bu sınıfın en sportif otomobili olarak karşımıza çıkıyor. Peki bunu sağlayan öğeler neler? Birincisi elbette ki farlar. Son derece ince ve çamurluğa doğru sivrilerek uzuyor. Bunun dışında Aston Martin'den alındığı ile ilgili eleştiriler yapılan son derece yayvan ve büyük bir ızgara var. Ancak Tourneo Connect'te bu geniş ve yayvan ızgaranın ortasından bir parça daha geçiyor ve üzerine de plakalık yerleştirilmiş. Bununla birlikte üstte bir küçük ızgara daha kullanılmış. Böylece bir katmanlı yapı elde edilmiş. Bu arada dikkatinizi tamponun alt kısmına çekmek istiyorum. Gerçekten de yüksek hıza uygun otomobillerde görmeye alıştığımız aerodinamik eklentilerden biri Tourneo Connect'te de yerini almış. Tamponların dış köşelerindeki spoilerlerden bahsediyorum. Sadece burun yapısına baktığınızda gerçekten Ford'un minivanlarıyla çok benzer bir tasarımla karşılaşıyoruz. İşte burada minivanlardan ayrılmaya başladığı nokta ön camla birlikte başlıyor. Ford'un minivanlarında da ön cam elbette yüksek ama bu kadar büyük ve geniş görünmüyor. Üstelik bu kadar da yukarıya çıktığı pek de vaki değil. Gelelim profile. Ama öncelikle boyutlar, çünkü burada da ilginç gelişmeler var. Hatırlayacaksınız, Ford yeni bir küçük ticari araç daha piyasaya sundu. Courier ailesi. Tourneo Courier ve Transit Courier. Ve ona elbette biraz yer açabilmek için bu otomobil 14 santim büyütülmüş, uzatılmış. Şu anda boyu 4.4 metreyi aşmış durumda. Aks mesafesi ise 2622 milimetre. Bu açıdan bakıldığında eski Connect ailesine yaklaşık aynı aks mesafesine sahip. Hatta 2 milimetre daha kısa. Ama buna karşılık boyu 14 santim daha uzun. Bununla birlikte tasarımında da önemli değişiklikler yapılmış. Yani burun tasarımındaki sportiflik bir şekilde yana, yani profile de taşınmaya çalışılmış. Peki neler yapılmış? Öncelikle kapı camlarına dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bu ortadaki B direğinden gelen çizgiler aslına bakılırsa iki tarafa doğru uzuyor. Yani camların alt kısmına doğru açılıyor. Ve burada bir hareket sağlanmış.
dümdüz bir camdansa şekilli bir camı tercih etmişler. Ve bu otomobili kullanırken sürücünün herhangi bir şekilde görüşünü engellemiyor. Sadece dış görünüşle ilgili bir durum. Bunun dışında kapı kollarının üzerinden geçen çizgi, altta marşviyeye doğru inen çizgi ve ön kapıdan daha yukarıya doğru devam eden arka kapı yükseklikleri profili hareketlendiren unsurlar. Arka tarafta da aslına bakılırsa bagaj tarafındaki camın da alt kısmında bir verev çizgi yapılarak kapı camlarındaki verevlere bir paralellik sağlanmış. Gelelim arka tasarıma. Burada da Ford ailesinden çok tanıdık bir tasarımla karşı karşıyayız. Türkiye'de üretilen Transit'in custom modelini aklınıza getirirseniz aslında bu tasarımın tamamen onun küçültülmüş olduğunu göreceksiniz. Yani eskisine göre daha küçük bir cam ama köşelerde verev çizgiler, hemen hemen bütün arka köşeyi kaplayan büyük stop lambaları ve geniş bir saç alanı. İşte bunlar Ford'un ortak tasarım dilinin sonucu. Ve bu açıdan bakıldığında bence rahatsız edici bir durum yok. Hatta güçlü göründüğünü ve biraz da gizemli göründüğünü de söyleyebiliriz. Çünkü genelde ticari araçlarda mümkün olduğunca büyük cam alanları kullanılır. Eğer Vans'a tabii ki camsızdır ama daha kutu gibi ve daha çok fonksiyonel yönelik tasarımlar yapılır. Ama burada şıklıktan vazgeçilmemiş. Peki bu kapağın altında bizi neler bekliyor? Aslına bakılırsa çok güzel bazı detaylar var. Ancak en önemli nokta bagaj hacminin büyümesi. Elbette otomobilin boyunun 14 cm uzamasının bazı yerlerde işe yaraması gerekiyor. Burada da özellikle bagaj hacminde önemli bir farklılık olduğunu söyleyebilirim. Yeni Tourneo Connect'in bagaj hacmi cam seviyesine kadar olan bölümde 520 litre. Yani eskisine göre 90 litre daha büyük. Ama sadece bununla kalmamışlar. Ford mühendisleri içeride bir takım kullanışlılık özelliklerini geliştirmişler. Beraber bakalım. Öncelikle tabandaki file bazı çantaların ya da eşyaların zemine sabitlenmesini sağlıyor. Binek otomobillerde alıştığımız gibi. Ancak asıl numara tavanda. Gerçekten de Ford işi iyi çözmüş ve tavan kısmına iki tane kapaklı göz yerleştirmiş. Aynı uçaklardaki ve bazı otobüslerdeki gibi. Böylece bir takım değerli eşyalarınızı ya da bu büyük alanda ezilmesini istemediğiniz eşyaları burada saklayabilirsiniz. Gelelim Tourneo Connect'in iç mekanına. Öncelikle burada da bir ticari araç algısı olmadığını baştan söyleyeyim. Gerçekten de kokpite baktığımızda binek Ford modellerinden hiçbir farkı olmadığını söyleyebilirim. Aynı mantıkla yerleştirilmiş kumandalar, aynı tasarım öğeleri. Gerçekten de arkaya doğru bakmazsanız bir ticari araç içinde olduğunuzu anlamanız pek mümkün değil. Peki tasarım olarak hangi detaylar dikkatinizi çekiyor? Öncelikle orta konsol. Zaten Ford'un son dönemde yaptığı kokpit tasarımlarında tahmin ediyorum üzerinde en çok uğraştıkları konuda bu. Çünkü yeni nesil otomobillerle birlikte birçok yeni donanım hayatımıza giriyor. Girmeye de devam ediyor. Sonuçta burada birçoğunun kontrolü de orta konsolda yer almak durumunda. En azından ekran. Ancak burada tabii bir şeye dikkat çekmekte fayda var. Ford birçok modelinde çok büyük ekranlar kullanmıyor. Tourneo Connect de bunlardan bir tanesi. Orta konsolun üstünde bir siperliğin altında olan küçük ekran çok fazla yetenekli değil. Ama yine de iş görüyor diyebilirim. En azından bir ticari araç mantığı içerisinde. Hemen altında ise bir düğme kalabalığıyla karşılaşıyoruz. Ve burada aslına bakılırsa o ekrandan kumanda edebileceğiniz bütün sistemlerin düğmeleri bulunuyor. Örneğin müzik sistemi gibi, örneğin telefon gibi, örneğin Sync adı verilen sesli kumandanın ana menüleri gibi. Ve burada eğer kullanım mantığına alışırsanız çok önemli bir problem yok ama nedense Ford merkezi bir kumanda üzerinden işlemleri yapmaktansa ekran üzerinde görüntülenen bazı menülerin tuşlarını ayrı şekilde yerleştirmeyi tercih etmiş. Bu en alta yerleştirilen tuşlarla ekranda gördüğünüz menüye ulaşıyorsunuz. İlk anda biraz karışık ve tabii aracı kullanırken o küçük ekrandaki o menüleri okuyup buradan o düğmelere basmak da biraz can sıkıcı olabiliyor. Bence bu konuda ya sürücünün kolay ulaşabileceği büyük renkli bir ekran kullanılmalı ya da
tek bir merkezi kumanda ve ana menü tüşleriyle bu iş bitirilmeli. Aksi takdirde bu büyüme kalabalığından kurtulamayacağız. Orta konsol, vites konsoluyla tek bir parça halinde. Evet, kokpit üzerinde çok farklı şekiller, çok farklı çizgiler var ama temel yapı itibariyle orta konsol ve vites konsolu tek parça gibi düşünülmüş. Ve aslına bakılırsa bu sayede vites kolu da normalden daha yukarı yerleştirilebilmiş. Böylece direksiyon simidiyle vites kolu arasındaki mesafe azaltılarak daha güvenli ve hızlı bir vites değiştirme sağlanmış. Bence gayet mantıklı. Zaten ticari araçlarda da genelde bu uygulanıyor. Ve vites kolunun hemen karşısında da elektronik klima var. Bu arada şunu söylemekte fayda görüyorum. Şu anda içinde bulunduğum Tourneo Connect en zengin donanımlı versiyon. Dolayısıyla modern binek otomobillerde ne varsa neredeyse hepsi bu otomobilde de var. Hatta bazı otomobillerde olmayan bazı teknolojiler bu Tourneo Connect'te sunuluyor. Örneğin kış mevsiminde bence çok önemli bir donanım olan ön cam ısıtması Tourneo Connect'te satın alınabilir bir opsiyon. Veya en üst donanımla versiyonu aldığınızda zaten sizin için hazır geliyor. Ve buradaki düğmeye bastığınızda, yani vites kolunun önündeki düğmeye bastığınızda ön cam içerisindeki küçük teller ısınıyor ve camdaki buzu çözüyor. Gelelim sürücünün tam karşısına, yani direksiyon simidi ve gösterge tablosuna. Bu bölümde tamamen binek otomobil mantığında ve aynı parçalar kullanılmış. Direksiyon simidi son derece tanıdık. Hem Fiesta'da hem Focus'ta karşımıza çıkan, hatta B-Max'te, C-Max'te karşımıza çıkan direksiyon simidi diyebilirim. Üzerinde düğmeler var ve biraz da fazla. Ancak kullanım açısından çok zor değil çünkü direksiyonun üst kollarına yerleştirilen yuvarlak formlu düğmelerden çok kolay işlem yapabiliyorsunuz. Bunun dışında göbeğin sol tarafına yerleştirilmiş bir kumanda birimi daha var. Buradan da hız sınırlama ve sabitleme sistemini kullanıyorsunuz. Gösterge tablosu da son derece tanıdık. Birçok Ford modelinde karşımıza çıkıyor. Küçük değişikliklerle de olsa. Burada 4 bölüme ayrılmış bir yapı söz konusu. Sağ ve sol tarafa hız ve devir göstergeleri yerleştirilmiş. Alt tarafta yakıt ve motor alareti. Üst tarafta ise küçük bir ekran. Renkli değil. Sadece üzerindeki şekiller ve yazılar mavi tonlu yazılmış. Ve buradan tahmin ettiğinizden çok sisteme hükmedebiliyorsunuz. Sadece yol bilgisayarı ya da günlük kilometre toplam kilometre değil. Bunun dışında örneğin Ford'un EcoMod adı verdiği sizin daha düşük yakıt tüketimine ulaşmanız için sunduğu bir sisteme de ulaşmanız mümkün. Ve burada sizin vites değiştirmeniz, hızınız ya da öngörünüz notlanıyor. Ve buradan size bazı aynı zamanda uyarılar ve tavsiyeler de getiriliyor. Böylece bu otomobili kullanırken o tavsiyelere uyarsanız daha düşük yakıt tüketimine ulaşabiliyorsunuz. Bu küçük ekranda ayarlar bölümüne geldiğinizde örneğin City Stop'u devreye alıp devreden çıkartabiliyorsunuz. City Stop şehir içi hızlarda bir çarpışma olasılığı belirdiğinde siz frene basmazsanız frene basan sistem. Hem de böyle bir ticari araçta. Gelelim iç mekandaki diğer özelliklere. Evet, kokpit tasarımı tam bir otomobil gibi. Ve bence kullanışlılık anlamında orta konsoldaki düğme kalabalığı dışında önemli bir problem yok. Bunun dışında ise normal otomobillerden çok daha fazla kullanışlılık özellikleri söz konusu. Bunun için biraz yukarıya doğru bakmak yeterli. Ön camın hemen arkasında tavanı boydan boya geçen bir parça var. Bu parçada elbette güneşlikler yer alıyor ama bunun dışında üst taraf bir raf. Yani burayı birçok farklı eşya için kullanabilirsiniz. Ama bunun dışında minivanlara özgü bazı ilginç detaylar da yok değil. Örneğin eğer aracınızda çocuklarınızla birlikte seyahat ediyorsanız ve bir gözünüzün hep onların üzerinde olmasını istiyorsanız buradaki küçük aynayı açabilirsiniz. Bu geniş açılı ayna aynı zamanda sağa sola ayarlanabiliyor. Böylece arkada hangi koltukta oturuyorsa çocuğunuz gözünüz sürekli üzerinizde olabilir. Bu küçük ayna aslında gözlük kabının da bir parçası. Bu da kullanışlılık üzerine iyi bir fikir. Fakat ticari araçlarda çok görmeye alışmadığımız bir düğme var burada. Ve şunu da hemen söyleyelim. Tourneo Connect'te cam tavan da alınabiliyor. Ve cam tavanın iç perdesini bu düğmeden açıp kapatıyorsunuz. Gelelim arka koltuklara. Arka koltuklar ön koltuklardan daha yukarı yerleştirilmiş. Bu aynı sinema ve tiyatrolarda olduğu gibi arkada oturanların da yolu görebilmesini sağlıyor. Ve arkada oturanların bir şekilde kendilerini daha güvende hissetmesini de sağlıyor. Ve tabii ki ferahlığa da katkıda bulunuyor. Sonuç itibariyle yüksek tavan sayesinde baş mesafesi sorunundan bahsetmek imkansız. Dolayısıyla arka koltuklarda bile
daha yüksek yerleştirildiği halde son derece uzun boylular bile çok rahatlıkla seyahat edebiliyor. Tabi bu arada sürgülü açılan arka kapılar sayesinde arka koltuklara giriş ve çıkış da son derece kolay. Ön kapılarda oldukça büyük ve geniş açılıyor. Dolayısıyla ön koltuklara erişimde de herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Gelelim Tourneo Connect'in sürüş özelliklerine. Öncelikle motor ve şanzıman, her zaman olduğu gibi. Bu otomobilde geçmişte 1.8 litrelik motorlar kullanılırdı, dizel elbette. Artık 1.6 litrelik bir DuraTorque TDCi dizel motor var. Bu motor yabancı değil. Daha önce Ford'un çeşitli modellerinde karşımıza çıkan motorun bir türevi. Ve bu iki versiyon arasında bir önemli fark daha var. Şanzıman. 95 beygir gücündeki versiyonda 5 ileri vitesli manuel şanzıman, 115 beygirlik versiyonda ise 6 ileri vitesli manuel şanzıman yer alıyor. Gelelim bu 115 beygirlik güç ve 270 Nm'lik torkun yola nasıl aktarıldığına. Aslına bakılırsa binek otomobillerden farkı olmadığını söyleyebilirim performans anlamında. Sonuçta 270 Nm'lik tork gerçekten iyi. Üstelik bu alt devirlerden itibaren kendini hissettiriyor. Ve bu açıdan bakıldığında performans anlamında herhangi bir sıkıntı yok. Yüklü olduğu konumlarda bile rahatlıkla sizi mutlu edebilir. Motorun gaz pedalındaki hareketlere verdiği tepki yeterince hızlı. Yani dizel gecikmesi oldukça az diyebilirim. 1200 devir dakikadan itibaren de yaptığınız her basıncın karşılığını hissederek alıyorsunuz. Yani herhangi bir tutukluk yaşanmıyor. Gayet istikrarlı bir şekilde hızlanıyorsunuz ve devir göstergesi 2000'e yaklaştığı zaman gücü çok daha fazla hissediyorsunuz. İşte bu kış mevsiminde özellikle karlı zeminlerde bu noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yüksek tork kaygan zeminlerde patinajın çok daha erken başlamasına sebep oluyor. Özellikle de viraj içlerinde gaza biraz fazla basarsanız önden kayma çok erken başlayacaktır. Elbette çekiş kontrol sistemi ve gerektiğinde ESP devreye giriyor ama yine de bu riskleri üzerinize taşımayın. Gelelim şanzımana. Ford zaten oldu mu olası manuel şanzıman yani düz vites yapımında en iyilerden biridir. Tourneo Connect'teki 6 ileri vitesli şanzıman da keza öyle. Hem vites geçişleri son derece net hem de yolları çok uzun değil. Gerçekten keyif veriyor. Üstelik debriyaj pedalının da eski versiyonlara göre daha yumuşak tutulduğunu hatırlatayım. Böylece çok sıkışık trafikte bile sol ayağınız çok zorlanmıyor. Şasi mühendisliği konusunda Ford'un haklı bir ünü var. Özellikle 1990'lardan itibaren Ford'un çıkardığı her model kendi sınıfı içerisinde yol tutuş ve konfor açısından hep en üstlerde yer aldı. Gerçekten de birçok firma bunu açıkça da söyledi. Yani yeni bir model geliştirirken örneğin kompakt sınıfta hedef alınan model Focus oldu. Ya da küçük sınıfta Fiesta oldu. Çünkü Ford bu işin sihrini çözmüş durumda. Ve bu ticari araçlarına da yansıyor. Örneğin Tourneo Connect'te önceki versiyonda da yani eski nesillerde de yol tutuş konusunda bir problem yoktu. Hatta bazı kompakt sınıf otomobillerden daha iyi yol tutuyordu diyebilirim. Şimdiki yeni nesilde de farklı hisler yok. Otomobilin boyu uzamış olmasına rağmen, aks mesafesi aynı kalmasına rağmen hala daha aynı hisleri yaşatıyor. Yani son derece net tepkiler veriyor ve sizi ürkütmüyor. Ki bu bir ticari araç ve arkada sabit bir aks var. Buna rağmen bu otomobilin sürüş performansı yani virajlardaki karakteri gerçekten çok başarılı. Üstelik viraj içerisinde gazla yaptığınız hareketler örneğin gaz pedalını aniden bırakmak gibi çok sert tepkilerle karşılaşmıyorsunuz otomobilde. Bu da çok önemli. Sonuç itibariyle viraj içerisinde gaz açısıyla giderken yani bir miktar gaz verip o virajı dönerken aniden gazı bıraktığınızda özellikle arka tarafta bazı otomobillerde ciddi bir hareketlenme olur. Bu Tourneo Connect'te oldukça az. Süspansiyon konforunda da gerçekten ben memnun kaldığımı söyleyebilirim. Üst üste gelen darbeler dışında her şey yolunda gidiyor. Üst üste gelen darbelerde de ister istemez arkada biraz zıplama hissediyorsunuz. Sertçe zıplamalar. Ama bunun sürekliliği olmuyor. Yani karoser sürekli salınmıyor. Bu da diğer bir olumlu yönü. Yol tutuşun üzerinde bu kadar durmamın sebebi bu aracın yüksek bir araç olması. Yani ağırlık merkezi de normal binek otomobillerden yukarıda. Dolayısıyla bu tip otomobillerin özellikle virajlarda stabil olması yani
çok doğru bir çizgide kendini tutmaya çalışması ve yere tutunmaya çalışması çok sık rastlanır bir durum değil. Ama Ford bu işi iyi becermiş. Direksiyon sistemine gelince hiçbir problem yok. Liticiyeler için oldukça başarılı. Hem tepkileri gayet yerinde hem de yeterince hızlı. Çok hızlı değil ki yüksek hızlarda çok hızlı olmasını ben asla tavsiye etmiyorum. Arka arkaya yaptığınız bazı kaçınma manevralarında arka tarafta bir kayma hissediyorsunuz. Ancak bu oldukça kontrollü ve iş zımaradan çıkmaya başladığında ESP sistemi hemen devreye giriyor. Gelelim yakıt tüketimine. Tourneo Connect 115 beygirlik motoruyla benim kullanımımda 100 kilometrede ortalama 7,5 litre yakıt tüketti. Bu açıdan bakıldığında makul olduğunu söyleyebilirim. Ancak bir noktanın da altını çizmek istiyorum. Ben testlerde hiçbir zaman en düşük yakıt tüketimine ulaşmaya çalışmıyorum. Yani normal bir sürücü gibi davranmaya çalışıyorum ve örneğin bu araçtaki eko modu hiç kale almadım. Dolayısıyla bu otomobil bu tüketimin altına da düşebilir. Üstelik bunu yaparken çok zorlanmaya da bilirsiniz. Hele hele İstanbul'da yaşamıyorsanız. Çünkü İstanbul'daki şehir içi trafiğinde yakıt tüketimleri gerçekten çok yükseliyor. Ford yakıt tüketimini düşürmek için bir ilginç önlem almış. O da alternatörle ilgili, yani akünün şarjıyla ilgili. Bu sistemde siz gaza basarken alternatör aküyü şarj etmiyor. Böylece motor gücünden çalmıyor. Ve bu da o çalınacak olan gücün tekerleklere aktarılması anlamına geliyor. Ve eğer çok zorunda kalınmazsa bu sistem siz ayağınızı gazdan çektiğinizde aküyü şarj etmeye başlıyor ki bu da elbette yakıt tüketimi avantajı anlamına geliyor. Tourneo Connect'te binek otomobillerde görmeye alıştığımız bir takım teknolojik özellikler var. Bunlardan bir tanesi SYNC, yani sesli komut özelliği. Ford Focus testini izleyenler hatırlayacaktır. Orada navigasyon sistemini bile sesle kumanda edebiliyorduk. Bu araçta navigasyon sistemi yok ama USB bağlantısı ve telefonla ilgili sesli komut uygulayabiliyorsunuz. SYNC sisteminin bir diğer önemli özelliği ise hava yastıklarından bir tanesi veya birkaç tanesi patladığında ya da yakıt pompası durduğunda acil yardım servisini arayabilmesi ve aynı anda sizin GPS, yani dünya üzerinde bulunduğunuz noktayı servise yollayıp size yardım gelmesini sağlayabilmesi. Bu gerçekten önemli bir özellik. Her otomobil için özellikle dik yokuşlarda kalkış yapmak zordur. Ve tabii ki sürücüyü de zorlar. Özellikle düz vitesli, yani manuel şanzımanlı otomobillerde. Ve son dönemde birçok otomobilde yokuş kalkış desteği var. Yani belirli bir süre için frenleri bırakmayıp sizin debriyajı kavrama anına getirmenizi bekleyip çok daha kolay kalkış yapmanızı sağlayan bir sistem. Tourneo Connect'te o da var. 2,5 saniye boyunca frenleri sıkılı tutup sizin yüklü haldeyken özellikle çok daha kolay kalkış yapmanızı ve debriyaja da eziyet etmemenizi sağlıyor. İç tasarımdan bahsederken söylemiştim. Gerçekten de özellikle ön bölüm binek otomobillerden farklı değil. Dolayısıyla bizim de beklentilerimiz binek otomobillerle neredeyse eşdeğer hale geliyor bu araçta. Ve bu beklentiyi karşılamayan noktalardan bir tanesi ses yalıtımı. Yani gürültü yalıtımı. Motorun sesi içeriye biraz fazla giriyor. Keşke ses yalıtımı biraz daha iyi olsaydı. Daha önce yıllar boyunca Türkiye'de üretilen ancak Courier ailesinin Türkiye'de üretilmeye başlanmasıyla üretimi İspanya'ya kaydırılan Tourneo Connect kendi sınıfı içerisinde hem tasarımı, hem kullanışlılık özellikleri, hem de benim için ayrıca önemli olan yol tutuş özellikleriyle sınıfının en önemli modellerinden biri. Elektronik destek sistemleri de binek otomobillere gerçekten çok yakın. Hatta bazı otomobillerde bu sistemler hala kullanılmıyor. Bu açıdan bakıldığında bu otomobili bir ticari araçtan çok binek otomobil gibi görmekte fayda var. Gerçekten de tüm bu yapısıyla minivanlara da ciddi bir rakip.
otomobil dünyası yeni yılın ilk büyük buluşmasını Detroit'te gerçekleştirdi. Ve Detroit Otomobil Fuarı'ndaki önemli modellerden bir derlemeyi sizler için hazırladı. Hyundai standındaki en ilginç ve dikkat çekici model, yenilikçi bir anlayışa sahip bir pick-up konsepti olan Santa Cruz'du. Son derece sportif hatlara, hatta saldırgan hatlara sahip Santa Cruz'un geriye doğru açılan arka kapıları ön kapılarla tek parça gibi görünüyor. Santa Cruz'un en ilginç özelliği ise bir çekmece gibi uzatılabilen kasa bölümü. Böylece ihtiyaç durumunda yükleme alanı büyütülebiliyor. Santa Cruz'da 2 litre hacminde 190 beygir güç üreten dizel motor bulunuyor. Çekiş sistemi olaraksa markanın H-Track adını verdiği 4 tekerlekten çekiş sistemi tercih edilmiş. Özellikle VTEC yani değişken supap zamanlama sistemi ve 90'lı yıllardaki hızlı modelleriyle ünlü olan Honda, Ferrari rakibi olarak tanımladığı NSX modeliyle de sükse yapmıştı. Geçen 25 yılın ardından NSX ikinci nesline kavuşuyor. Tasarım açısından bakıldığında 21. yüzyılın süper sporcularının bir karması gibi görünen NSX'in karoserinde öncüsünde olduğu gibi yine alüminyum parçalara bolca yer verilmiş. Alüminyum şasi üzerine yüksek dayanımlı çelik yapıya sahip NSX'de burulma direncini yükseltmek için yaşam alanının taban kısmı karbon fiberden üretilmiş. Arka aksın önüne yerleştirilen çift turbo beslemeli V6 motorun hacmi de gücü de henüz açıklanmadı. 9 ileri vitesli çift kavramalı otomatik şanzımana sahip otomobilin ön tekerleklere güç veren 2 elektrikli motor da bulunuyor. Özellikle virajlarda ön tekerleklerdeki torku yönlendirerek dönüş kabiliyetini artıran elektrikli motorlar lityum iyon bataryalarla beslenerek tamamen elektrikli modda ilerlemeyi de sağlayabiliyor. Alfa Romeo'nun Amerika Birleşik Devletleri pazarına dönüş için anahtar model olarak gördüğü 4C'nin Spider versiyonu Detroit'te gün ışığına çıktı. Coupe versiyonuna aynı motora sahip Spider'ın saatte 100 km hıza ulaşma süresi 4.1 saniye ve maksimum hızı da saatte 257 km olarak açıklanıyor. Otomobilin ağırlığını arttırmamak adına hafifletilmiş camlar ve kompozit malzemelere yer verilmiş. 4C Spider 3 farklı egzoz sistemiyle alınabilecek. Bunlardan biri motosiklet dünyasında ünlü olan Akropovic tarafından üretiliyor. Opel Cascada'nın Amerikan ikizi de örtüsü kaldırılan modeller arasındaki yerini aldı. Böylece Cascada 25 yıl sonra yollara çıkan ilk üstü açılabilen Buick unvanını kazanmış oldu. Otomobilin radyatör ızgarası ikizinden farklılaşırken Opel'de olduğu gibi 1.6 litrelik turbo beslemeli 200 beygir gücünde benzinli motor ve 6 ileri vitesli şanzımanla satılacak. Cascada'nın kumaş lentesi saatte 50 km hıza kadar açılabiliyor. Açılma ya da kapatılma işlemi 17 saniye sürüyor. Ve lüks bir sedan konsepti olan Buick Avenir konsepte Riviera gibi eski konseptlerden esinlenilmiş. Özellikle radyatör ızgarası ve farları Opel Insignia ile büyük benzerlik gösteren otomobilin gelecekte bir Opel olarak yollara çıkması da muhtemel. Yüksek omuz çizgileri, kaslı arka çamurluklar ve bagaj tasarımı oldukça özgün görünüyor. 5195 mm uzunluğundaki konsepte yeni nesil direkt enjeksiyonlu aktif silindir yönetimine sahip benzinli bir motora yer verilirken gücü 9 vitesli otomatik şanzımanla 4 tekerleğe aktarılıyor.
Mercedes E serisi ve BMW 5 serisine direkt rakip olan Cadillac CTS, V modeliyle en güçlü versiyonlara diş biliyor. Daha keskin hatlara sahip tamponlar, hava girişli karbon fiber kaput, şişkin çamurluklar, 19 inçlik jantlar, 4 çıkışlı egzoz sistemi ve bagaj üstü spoileri CTS V'yi kardeşlerinden ayırıyor. İç mekanda mikrofiber koltuklar ve performans verilerinin izlenebildiği 12.3 inçlik ekran dikkat çekiyor. CTS V'nin kaputunun altında 640 beygir güç ve 855 Nm tork üreten 6.2 litrelik V8 motor bulunuyor. Gücün aktarımı için 8 ileri vitesli otomatik şanzıman kullanılıyor. Saatte 100 km hıza 3.7 saniye dolaşan ve maksimum hızı saatte 322 km olan otomobilde Magnetic Ride Control Süspansiyon Sistemi, limitli kaydırmalı tip kilitli diferansiyel ve Brembo frenler sunuluyor. Doğrudan BMW i3'ü rakip alan Bolt Concept, aynı zamanda gelecek nesil Chevrolet modellerinin DNA'sı hakkında ipuçları veriyor. İnce radyatör ızgarası ve farlarla stop grubu ilginç detaylar arasında. Cam alanı da oldukça geniş tutulmuş. Otomobilin performans hissi, yüksekliği ve süspansiyon sertliğinin sürücü tarafından değiştirilebileceği belirtiliyor. Alüminyum, manyezyum ve karbon fiber gibi hafif malzemelerden üretilen otomobilin tek şarjla 320 kilometreden fazla yol kat edebileceği iddia ediliyor. İkinci nesil Chevrolet Volt tamamen yeni karoseriyle otomobil severlerin karşısına çıktı. Otomobilde iki yeni elektrikli motor 150 beygir güç üretirken 101 beygirlik 1.5 litre hacmindeki benzinli motor jeneratör görevi görüyor. Saatte 100 km hızla 8.4 saniyede ulaşan otomobilde 192 adet batarya hücresi bulunuyor. Bu batarya seti 240 volt ile 4.5 saatte şarj edilebiliyor. İç mekanı çok daha modern görünen otomobilde 8 inçlik bir merkezi ekrana da yer verilmiş. ...1960'lı yıllarda 24 saat Le Mans yarışları için doğan Ford GT efsanesinin modern zamanlardaki ikinci nesli tanıtıldı. İlk nesil orijinal modelin neredeyse birebir kopyası iken, yeni nesilde temel tasarım öğeleri korunurken modern çağa ayak uydurulmuş. İç mekanda ise Formula 1'e gönderme yapan direksiyon simidi ve bolca kullanılan karbon fiber dikkat çeken özellikler arasında. Ortada konumlandırılan çift turbo beslemeli 3.5 litrelik V6 EcoBoost motorun 600 beygirden fazla olacağı açıklanan gücü 7 ileri vitesli çift kavramalı şanzımanla arka aksa aktarılıyor. Ford Mustang'in piste en hazır versiyonu olarak lanse edilen Shelby Mustang GT350R versiyonu daha aerodinamik gövde eklentileriyle öne çıkıyor. Bolca karbon fiberin kullanıldığı otomobilde Ford'un en güçlü atmosferik makinesine yer veriliyor. 5.2 litrelik V8 motor 500 beygirden fazla güç üretirken gücünü 6 ileri vitesli manuel şanzıman ve torsen tipi kilitli diferansiyelle arka tekerleklere aktarıyor. Lexus, Mercedes E63 AMG, Jaguar XFR S, BMW M5 ve Cadillac CTS V modellerine cevap niteliğindeki modelin örtüsünü kaldırdı. GSF adını taşıyan otomobilde 467 beygir güç üreten 5 litrelik atmosferik V8 motor görev yapıyor. 1830 kilogram ağırlığındaki GSF'in M5'ten 115 kilogram, E63 AMG'den de 195 kilogram daha hafif olduğu açıklanıyor. Pekin'deki konsept halinden sıyrılıp seri üretim haline dönüşen Lincoln MKX,
MKC'den daha büyük karosarıyla öne çıkıyor. Yol tutuş ve konfor dengesini sağlamaya yönelik integral çok kollu arka akslı donatılan otomobilde 2.7 litrelik çift turbo beslemeli EcoBoost V6 benzinli motor görev yapıyor ve 330 beygir güç üretiyor. Diğer motor seçeneği olan 3.7 litrelik V6 motor atmosferik beslemeli ve 300 beygir gücünde. İki motor da 6 ileri vitesli otomatik şanzımanla geliyor ve 4 tekerlekten çekiş opsiyonu da bulunuyor. MKX'te elektrik destekli yeni direksiyon sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi, kör nokta uyarısı, 360 derece kamera gibi donanımlar sunulacak. Mercedes'in C350 plug-in hibrit modelinde 2 litrelik benzinli motora ve elektrikli bir motora yer veriliyor. Bu iki ünitenin birlikteliği toplamda 275 beygir güç ve 600 Nm tork ortaya çıkarıyor. Saatte 100 km hıza 6.2 saniyede ulaşan otomobilin son hızı saatte 246 km olarak açıklanıyor. En dikkat çekici veri ise yakıt tüketimi ile ilgili. C350 plug-in hibridin 100 km'de ortalama yakıt tüketimi 2.1 litre. Mercedes-Benz, BMW X6'ya rakip olan GLE Coupe modelini Detroit'te görücüye çıkardı. GLE Coupe, özellikle tavan ve bagaj eğimi sebebiyle rakibine oldukça benziyor. Arka tasarımda Mercedes S Coupe ile benzerlik taşıyan stop grubu ve tampona konumlandırılan plakalık ilk bakışta göze garip geliyor. Buna karşılık birçok yeni modelinden tanıdık bir yüz ifadesine sahip. Havalı süspansiyon ve adaptif şasi gibi ileri teknoloji ürünü bir yürüyen aksama sahip olan otomobilde 3 litrelik 258 beygir gücünde turbo beslemeli dizel, 333 beygir ve 367 beygir güç üreten 3 litrelik benzinli motorlar sunuluyor. 63 AMG S modelinde ise 5.5 litrelik 585 beygir gücünde turbo beslemeli benzinli motor görev alacak. Tüm GLE modellerinde 9 ileri vitesli yeni nesil otomatik şanzıman kullanılacak. Yüzü büyütülmüş bir Nissan Navara'ya benzeyen Titan tamamen yeni haliyle gün ışığına çıktı. Kamyonette 5 litrelik Cummins V8 dizel motor görev yapıyor. Turbo beslemeli motor 310 beygir güç ve 752 Nm tork üretiyor. Arka görünüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi, çevre görüş sistemi Titan'da sunulan donanımlar arasında. Amerika Birleşik Devletleri pazarında çok önemli bir paya sahip büyük kamyonet rekabetinde geride kalmak istemeyen Toyota, Tacoma modelini güncelledi. Büyük radyatör ızgarası ve agresif görünüme katkı sağlayan farlar, LED gündüz aydınlatmasına sahip. Ayrıca orta konsoldaki kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi de çok önemli bir yenilik. Tacoma'da 2.7 litrelik 4 silindirli motorun yanı sıra 3.5 litrelik V6 Atkinson dizel motor da sunulacak. İki motor da 6 ileri vitesli otomatik şanzımanla alınabilecek. Porsche'nin GTS ailesi büyümeye devam ediyor. Targa 4 GTS modelinde görev alan 3.8 litrelik Boxer motor 430 beygir güç üretiyor. Saatte 100 km hıza 4.3 saniyede ulaşan Targa 4 GTS'te Sport Chrono paketi ile PASM şasi, Sport egzoz sistemi ve 20 inçlik siyah turbo S şantları alınabiliyor. Volvo'nun 1997 yılında V70 ile ortaya çıkarılan Cross Country ailesine sedan bir üye katılacak gibi görünüyor. S60 Cross Country, V60 gibi tampon altı korumalara ve plastik çamurluk eklentilerine sahip. Yüksekliği 65 mm arttırılmış karoserinin altında önden çekişli ya da 4 tekerlekten çekişli aktarma sistemleri alınabilecek. Dünyanın ilk seri üretim crossover sedanı olma iddiası taşıyacak otomobilde diğer Volvo modellerinden tanıdık turbo beslemeli dizel ve benzinli motorlar sunulacak. Coupe formlu SUV modellere bir ekleme de Volkswagen'den geliyor. MQB platformu üzerine yükselen Cross Coupe GTE konseptinin seri üretim haline geçmesi için 2016 yılının sonunu beklemek gerekecek.
Konsepte 3.6 litrelik V6 benzinli motora ve 2 elektrikli motora yer verilmiş. Elektrikli motorların her biri 54 beygir gücünde. Benzinli motorsa 276 beygir güç üretiyor. Şaft tüneline yerleştirilen lityum iyon pillerle otomobil elektrik modunda 32 kilometre yol kat edebiliyor. 360 beygirlik hibrit güç kaynağına sahip konsept saatte 100 kilometre hıza 6 saniyede ulaşıyor. Tam bir Volkswagen ve Jetta hayranı olan Zafer Aydoğan'la birlikteyiz. Zafer Bey, Volkswagen sizin için ne ifade ediyor? Volkswagen. Birincisi, hiçbir zaman Volkswagen'den başka bir marka araba kullanmadım. 25 senedir ehliyet sahibiyim, 25 senedir Volkswagen kullanıyorum. Bir gün olsun yolda kalmadım, bir gün olsun beni üzmedi. İnanılmaz derecede keyif aldığım ve uzun yıllar sorunsuz, problemsiz seyahatler yaptığım bir marka. Her şeyden önce sağlam ve güvenli. Bu yüzden gönül rahatlığıyla Volkswagen'ime biniyorum ve gitmem gereken yere gidiyorum. Peki o zaman Jetta ile ilgili fikirlerinizi de otomobili kullanırken öğrenelim. Tabii ki. Peki Zafer Bey, Jetta hayranlığınızın sebepleri nelerdir? Daha önce Volkswagen grubunda hatchback arabalar kullandım. Jetta'ya geçmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi gerçekten yeterli, hatta daha üst seviye sayılabilecek bagaj hacmi. Onun haricinde daha görüş açısının rahat olduğu, daha güvenilir bir araba. Koltuklarının dizaynının rahat olması, çok uzun yolculuklarda bile herhangi bir yorgunluk hissetmeden, hatta bel desteğinin de yardımıyla inanılmaz keyifli yolculuklar yapmaya sebep veriyor. Bunun haricinde sedan araba olmasının verdiği, yol tutuşunun daha güvenli olması belki de beni çeken etkenlerden bir tanesi. Gösterge panellerine, düğmelere, her şeye çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Bir sürücü için en önemli şeylerden biri güvenlik anlamında da olsa her şeyin elinin altında kolay ulaşabilir vaziyette olması. Jetta bunu sağlamış. O yüzden en büyük sebeplerden biri sayılabilir. Yeni Jetta'da da gerçekten çok güzel iyileştirmeler var. Öncelikle malzeme kalitesi anlamında ciddi iyileştirmeler olmuş. Bunun haricinde gösterge paneli değişmiş, çok daha okunaklı, çok daha güzel hale getirilmiş. En güzeli, müzik sistemi olarak daha önceki arabalarda ek bir ücret ödeyerek satın alınan sistem artık yeni Jetta'da standart olarak sunulmaya başlamış. Radyo kalitesi her zaman çok iyi ve gözden uzak ya da şehir dışı yerlerde bile radyo gerçekten çok net çekiyor. Bu yüzden de çok keyifle müzik dinleyerek yolculuğunuzu tamamlayabiliyorsunuz. Yani uzun yolculuklar için size göre ideal otomobil Jetta mı? Benim için kesinlikle. Her şeyden önemlisi sürüş güvenliği anlamında her zaman önce olan Volkswagen'in tercih edilmesindeki en büyük sebeplerden biri. Türk otomotiv sektörünün 47 markasını çatısı altında buluşturan Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD'nin satış ve iletişim dallarındaki başarılı marka ve çalışmaları ödüllendirdiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri 2014 gladyatörlerinin 5.'si gerçekleştirildi. Gecede bir konuşma yapan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, otomotiv sektörünün en önemli organizasyonlardan birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek 2015 yılına umut ve heyecanla başladıklarını söyledi. Gecede satış ve iletişim kategorilerinde toplam 18 dalda ödül verildi. Satış ödülleri ODD veri tabanındaki yıllık satış sonuçlarına göre belirlendi. İletişim ödülleri kategorisinde adaylar oddgladyatör.com sitesi üzerinden 61.500 adet halk oyu ile ilk 5'e indirildi. Halk oylamasına açık olmayan yılın sosyal sorumluluk projesi, yılın PR, etkinlik uygulaması ve yılın entegre iletişim kampanyası kategorilerinde ise aday olan tüm çalışmalar değerlendirmeye alındı.
En iyiler jürinin ödül gecesinde canlı olarak gerçekleştirdiği oylama ile seçildi. Otomotiv sektörünün yakından takip ettiği ve heyecanla beklediği 2014 pazar rakamları da aynı gece açıklandı. Buna göre 2014 yılında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 767.681 adetlik bir sonuçla tamamlandı. Bunun 180.350 adedini hafif ticari araçlar, 587.331 adedini ise otomobil satışları oluşturdu. Araç sahiplerinin kış lastiği ile ilgili aklındaki en önemli sorulardan bir tanesi de elbette ekonomi ile ilgili. Yani kış lastikleri araç sahiplerinin ekonomisine nasıl bir katkıda bulunuyor? Bu konuyla ilgili en detaylı bilgiyi Brisa Pazarlama Direktörü Egemen Atış'tan alacağız. Merhaba. Merhaba. Öncelikle güvenlik tabii ki. Kış lastiği kullanımında veya doğru mevsimde doğru lastik kullanımında her şeyden önce güvenlik için bunu yapmayı öneriyoruz biz araç kullanıcılarına. Ama bununla beraber elbette bir ekonomide sağlıyor. Aslında ilk intiba özellikle zorunlu hale geldikten sonra kış lastiği alımı. Kullanıcılarda sanki iki takım lastik almak sebebiyle bir ekstra maliyete katlanıyoruz hissi uyandırdı. Bu nedenle de bir miktar belki sevimsiz de algılandı regülasyonun devreye girmesi. Ama biz hep şunu vurgulamaya çalışıyoruz. Doğru mevsimde doğru lastik kullanıldığı zaman aslında toplamda çok daha fazla lastikten ömür alıyoruz. Çok daha geç aşınıyor lastikler. Örneğin kış aylarında, soğuk havalarda yaz lastikleri çok daha hızlı aşınırlar. Aynı şekilde yaz aylarında da kış lastikleri çok daha hızlı aşınırlar. Doğru mevsimde doğru lastik kullandığımız zaman lastiklerimizden en uzun ömrü almış oluyoruz. Bu da bize toplamda bir ekonomi sağlıyor mutlaka. Bununla birlikte 2012 yılında yine Avrupa ile birlikte Türkiye'de devreye giren bir etiketleme regülasyonu var. Etiketleme regülasyonunda 3 tane kriterden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi ıslak zemin performansı. Ki hani tamamen sürücülerin güvenliği ile ilgili bir kriter. Özellikle Avrupa'da yağışlı hava çok olduğu için ülkemize nazaran ıslak zemini buraya sembolik olarak bir değer olarak koymuşlar. Onunla beraber yakıt tasarrufu için, ki bu da özellikle çevrecilik boyutundan düşününce yani ekonomiden çok aslında çevre boyutundan dolayı regülasyona koyulmuş bir madde, yuvarlanma direnci. Lastik ne kadar yuvarlanmaya karşı direnç gösterirse o kadar fazla motor güç harcamak zorunda kalır. Üçüncüsü de ses seviyesi. Bu da tamamen yine artan şehirleşmeyle beraber şehirlerdeki trafikten kaynaklı yol gürültüsünün önüne geçmek için koyulmuş bir kriter daha. Bu üç kriter biz her zaman belirtiyoruz. Aslında lastiğin toplam performansını anlatmak için çok yetersiz kalırlar. Çünkü toplamda lastikte kuru zeminde, ıslak zeminde, buzlu zeminde, karlı zeminde çekiş, fren, viraj alma, manevra kabiliyeti gibi, şerit değiştirme gibi birçok açıkçası performans kriteri var. Ve bunların hepsinde çok dengeli olması gerekir lastiğin ve tüketicinin lastiğin nasıl davranacağını tahmin edebilir olması gerekir. İyi bir lastiği biz böyle tanımlıyoruz. Dengeli olması, bütün performanslarda dengeli performans sunması ve bu sayede de kullanıcının da tahmin edebileceği bir lastik olması ki ona göre kullansın aracını. En ideali budur. Ama o kriterlerin içindeki özellikle yakıt tüketimi tarafı üreticileri, bizim gibi lastik üreticilerini daha yakıt verimliliği yüksek lastikler üretme yönünde de zorladı açıkçası. Ve bununla birlikte de her yeni nesil lastikte biz daha iyi etiket değerine sahip, yuvarlanma direnci anlamında daha iyi etiket değerine sahip ürünler piyasaya sunuyoruz. W810 da bir önceki nesil W800'e göre yuvarlanma direnci anlamında %4 daha iyi bir ürün. Dolayısıyla %4 daha iyi bir etiket seviyesine sahip. Bu sayede de yakıt ekonomisine de katkıda bulunuyor.
Yani doğru mevsimde doğru lastiği kullanmanın getirdiği o uzun ömürle beraber bir ekonomi var. Bunun üstüne de yakıt tasarrufu da sağlayan lastiklerimiz var. Yazında özellikle yine R660 diye bir yeni lastik Bridgestone'da piyasaya sunduk. Bridgestone'daki R660 da aynı şekilde yakıt ekonomisi bir önceki nesile göre sağlayan bir lastik. Dolayısıyla yeni nesil yaz ve kış lastiklere bir taraftan yakıt ekonomisi de sağlıyor kullanıcılara. Böyle baktığımız zaman da özellikle lastiklerin ciddi bir katkısı var. Ama toplam tabii ki bir araçtaki yakıt ekonomisinin en büyük belirleyenleri lastik bir faktör mutlaka. Aracın motoru, tüketicinin ya da kullanıcının kullanım alışkanlıkları da yine çok çok önemli kriterler. Otoritenin daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Kaçırdığınız bölümleri ahaber.com.tr adresinde programlar sekmesinden izleyebilirsiniz. Soru, görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz otorite@ahaber.com.tr. Haftaya görüşmek üzere.